Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Dünya Kupası etkinliğinden bayağı bir paket açacağım. Ve yeni takımımı sizlere göstereceğim ve yeni takımımı belki de geliştiririz arkadaşlar, bir şeyler yaparız. Gerçekten bugün çok eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen videonun tam 2 katı kadar paket açacağız. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce de hepinizden bir like bekliyorum. Ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olun, bildirimleri açın, yazın, gerçekten çok güzel şeyler olacak. Sadece oyunda Dünya Kupası etkinliği geldi. Ve ben de abi bunu anlamam geç olduğu için biraz geç video çekmeye başladım. Biraz da yorgun olduğum için. O yüzden arkadaşlar ama tabii ki her gün videolara devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Şu aralar bir geçsin, Ramazan bayramı falan geçsin. Devam edeceğiz. Ve arkadaşlar dediğim gibi abone de olmayı unutmayın. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bugün gerçekten güzel şeyler yapacağız. İlk olarak milli takımım Meksika'yı neden aldım arkadaşlar? Çünkü Herrera ve Gutierrez bende zaten çıkmıştı hani paketlerden. Ve Vela çıkmıştı abi. Vela'yı geçen videoda çıkardık. Hani hiçbir anlamı yokmuş hani Vela'nın aslında, hani satılamıyor, XP sadece 30.000 XP, yani hiçbir anlamı yok. O yüzden abi ben de bir anlam kazansın istedim, o yüzden Meksika'yı seçtim ve kadroma koyabiliyorum, gayet güzel oldu bu şekilde. Ve abi hemen şöyle Türkiye kadromuza geçip aktif yapalım. Türkiye kadromda bu şekilde arkadaşlar şu anlık, ancak daha geliştirmeler yapacağız muhtemelen, yeni oyuncular falan eklenecek. Zaten en kötü bir tane 82 Serdar Aziz geliyor, bakalım bizim Serdar Aziz'imiz kaç seviyegen. Serdar Aziz'e keşke GM basmasaydım ya. Çünkü zaten gelecek. Neyse bunun üstündeki XP'leri falan Elite Kart'a falan ya da Hasan Ali Kaldırım'a falan basarız. Hemen FIFA World Cup TM Türkiye'ye girelim. Ve arkadaşlar ikinci kademedeki bütün ödülleri alacağız. Bakın tamamladım. Bu arada oyundaki Bug Bros Channel diye bir kanal. Kardeşimiz zaten Emre. Bug videosunu çekmiş. Biz de onu uyguluyoruz. Siz de uygulayın. Eğer bilmeyen varsa gösterebilirim belki bu videoda. Hani anlatırım. Ona göre siz de yaparsınız. Evet hemen Rusya 2018'e girdik. 10.000 jeton, 5.000 forvet XP'si. Bu arada bayağı işime yarıyor bunlar. Fijardo, Enes Ünal. O Olcay Şan geldi. Güzel bir paket değil aslında. Hani beklediğimden kötü. Enes Ünal zaten bir elimizde olan bir oyuncu falan. Hani elimizde olan oyuncuların çıkması kötü oluyor. Hani ve daha iyi olmasını isteriz. O yüzden iyi oyuncular gelsin. Ve en azından 2 tane elit çıkarmak istiyorum bu videoda. Yok 2 tane zaten garanti, o zaman en az 3 tane elit çıkartalım. Çünkü daha Almanya paketleri de var. Almanya'dan paketler de gelecek. 15.000 jeton verdi. Bu arada hücumcu güzel abi. Sıkıntı yok. Şütör falan geliyor. Edgar. Of ya abi. Enes Ünal. Neyse tamam. Oğuzhan da verdi. Güzel abi. Ama Enes Ünal'ı 3 kere 4 kere vermesin artık. Yeter. Daha Enes Ünal istemiyoruz. Hadi bakalım. Tekrardan alıyoruz. Takım 82 yen olması lazım bir de. Hani onu nasıl yapacağız? Gerçekten zor olacak. 20.000 jeton falan veriyor. Tamam ama 2 de dünya fişi geldi. Uçan. Gamboa. Oğuzhan verdi şimdi de. Oo, Cenk Tosun gayet güzel oldu. Cenk Tosun müthiş oldu. Tamam bu güzel oldu. Cenk Tosun iyi. Güzel abi ama 82 yan takım için hala biraz zorlanacağız gibi geliyor bana. Bakalım abi belki güzel şeyler olur. Almanya'daki gelen XP'leri falan da. Oo 25.000 XP güzel. 10.000 XP. Dünya fişi. Markacı. Selçuk İnan ve Gökhan Gönül. Evet elimizde olmayan oyuncuların çıkması güzel. Ama biraz daha yüksek oyuncular çıksa daha iyi olabilirdi. Neyse hemen arkadaşlar final maçını kazan dedik. Kazandığımızda da ödülümüz Serdar Aziz. Gayet güzel bir şekilde hemen bunu da alalım. Bonus puan. Oo 8 dünya fişi. Bunu, burada da bayağı ödül veriyormuş ha. Elit falan verseydi bari de, yok elit yok. Serdar Aziz zaten elit. Hemen bunu da güncelleştirelim arkadaşlar ve devam ete basalım. Almanya'ya geçeceğiz. Almanya'ya geçmeden önce ama bir milli takımıma gireceğim. Milli takımımdan bir şeylere bakalım. Güzel oldu aslında, şu an fena durumda değiliz. Daha da gelişeceğiz mi bilmiyorum. Şimdi abi düşük oyuncu Olcay Şahan var. Olcay Şahan ama orada oynamasın. Olcay Şahan'ın orada oynaması sıkıntı olacak bizim için. Şunu şuraya koyalım. Aynen bu şekilde daha mantıklı değil mi? Çünkü Serdar Aziz'in bir dakika boostları bir yükseltelim. Hemen bir beceri geliştirisi zaten bir tane yükselmiş, o da bu. Hakan Çalhanoğlu'yla Olcay Şahan. Arkadaşlar o zaman sol orta sahalı ve sağ orta sahalı bir dizilişe geçelim mi? Bilemedim ki, bakalım hiç boost veren var mı? Yok abi, orta sahalar bayağı boostlu oynuyor zaten. Hani onu değiştirirsek onlar oynayamayacak bu sefer. Ve sıkıntı olacak o konuda değil mi? Bakayım abi bu boostlu oynuyor mu? Yok, Gökhan Gönül de boostsuz oynuyor. Bir dakika abi 4-4-2'ye geçersek, bir dakika şu an kaç tane? 3-4 tane boostlu oynayan oyuncu var. Bir 4-4-2'ye geçeceğim, bakalım kaç tane boostlu oyuncu olacak. Öyle bir kontrol edelim. 1-2-3-4 ve 5. Evet böyle daha çok boostlu oyuncu oldu. Böyle daha güzel oldu sanki. Şunların yerlerini değiştirelim. Sonra başka ne yapalım abi? Böyle kalsın. Şu anda bu şekilde dizilişimizi ayarladık arkadaşlar. Böyle bence daha mantıklı oldu. Daha boostlar falan da çıkartırız bu arada belki bu videoda. Hemen Almanya kadromuza girip aktif yapalım ve Almanya'nın oyuncularını da çıkartalım. Hemen abi FIFA World Cup TM'ye tekrardan girelim ve Almanya paketlerini de açalım. Bakalım buradan güzel şeyler çıkacak mı arkadaşlar? Gerçekten bana şu anda eğlenceli gelmeye başladı bu arada Dünya Kupası. Hani 82 yan takım oluşturamazsam çok sinirlenirim ama hani oluşturabilirsem gayet güzel olacak. Bayağı bir XP de veriyor. Bence bir tanesini falan oluştururuz.
Güzel abi, İngiliz oyuncu geldi. Şürle ve Hector. Abi bir şey diyeyim mi? Gayet yüksek geldi. Tam Şürle elimizde vardı ama yine de Hector falan gayet güzel oldu. Tamam, devam edelim abi. Güzel bir elit oyuncu istiyorum. Bu arada İngiltere'den de oyuncular çıksın. İngiltere kadrosunu da açabiliriz. İngiltere oyuncularını istiyorum. Baya bir oyuncu gelecek. Elit de verir belki. Yok, vermedi. Yunus. Abi kötü geldi bu ya. Baya kötü geldi. Daha yüksek gelebilir. Bu arada Draxler gelecek. Gayet güzel bir oyuncu. Ama daha yüksek oyuncular istiyoruz. Umarım gelir. 20.000 jeton, 20.000 XP. Güzel abi. İki de dünya fişi verdi. Hadi abi bir elit oyuncu ver ya. Geçen videoda verdin. Of, elimde oyulan oyuncuları verdi. Ve baya sıkıntı oldu bu. Hadi abi buradan herhangi bir elit abi. Meksika, Almanya veya Türkiye'den olmasına da gerek yok. XP'lerini kullanırız en azından. Abi elit oyuncu gelsin ya. Elit oyuncu çıkaralım, hem de güzel duruyor zaten. Bari Almanya'dan bir elit. Of, Ginter daha yüksek mi geliyor? Demirbay'ın 78'lik kartı. Tamam, Demirbay vardı ama 78'lik kartı çıktı. Gayet güzel oldu. Şimdi Draxler çıkaracağız bu arada. Alacağız. Bakalım bu kadro belki 78 falan olabilir ya. Belki bu kadro 78 olursa bu kadroya basarız bir şeyleri. 5000 forvet x biz. 5000 defans. 7 tane dünya fişi. Bir dünya puanı. Atik, Marçuk ve evet, Draxler zaten garanti geliyordu. Ona bir heyecan yapmaya gerek yoktu. Evet, devam ete basalım şimdi. Hemen abi burada da milli takıma geleceğim. Evet arkadaşlar, şu anda bu şekilde oldu. Beceri geliştiricileri gerçekten şu anda çok kötü durumda. O yüzden şöyle bir 4-4-2'ye tekrardan geçelim. Bakalım hiç beceri boost'u verecek mi beceri geliştiricilerimiz. Ginter'e veriyorlar bir tane. Ama Younes'e falan hiç gerçekten yok ya. Draxler'ın da mı yok? Atiklik var aslında Draxler'ın. Şule'ye 2 veriyor ama. Şule de kalsın. Başka abi Demirbay'a falan vermiyor böyle de ya. Şu dizilişleri tek tek bir deneyelim. 3-4-3 düz falan ne yapıyor abi? Nasıl oluyor? Şurle de alıyor. Draxler de alıyor. Ginter de alıyor. Zaten başka alanda... Abi şu Demirbay MOO olması falan gerçekten çok sıkıntı ya. Gerçekten biraz sıkıntı oluyor. Veler abi birazcık geri çeksek ne olur? Yani hiçbir anlamı yok. Mustafi bu arada Santrafor oynamasın. Santrafor'da kim oynasın? Bir dakika, böyle olmadı bu diziliş. Dörtlü defans kesinlikle olması lazım bu kadronun. Ama bu kadro zaten güzel olmadı ya. Bakın Weigl falan da, ama Demirbay buradan boost alıyor. Draxler de Santrafor oynasın. Zaten Draxler'in bir gem boost'u var. O da çok da önemli değil. Arkadaşlar şimdi o zaman hemen şuradaki ödülleri de alalım. Sonra Türkiye kadrosunu 82 yan yapmaya çalışacağız. Yapamazsak da artık ben Meksika kadrosuyla falan da oynayacağım için onlardan da birazcık geliştirme gelebilir. Ama şuradan takımımda bulunan güzel bir oyuncu çıkarmam lazım. Bonus puan, of yok. Kötü çıktı abi. Ben buradan daha güzel bir şey beklerdim. Günlük paket ikinci kademe diyor. Bu ne? Buradan bir şey çıkmayacak herhalde. Evet, bonus puan geldi. Altındaki şeyi alabiliyor muyuz? Aa, 100 FIFA points'miş. Ülkemden altın artı bir oyuncu veriyor. Bence güzel gerekmiyor. Yani 100 FIFA points için değmez. Ama şu 20.000 antrenman XP'sini kesinlikle almak istiyorum. Umarım alabiliyorumdur. Alamıyorum. Bir tane daha lazım bu arada. Sadece bir tane eksik. Onu da arkadaşlar zaten Meksika etkinliğini gelişerek halledeceğiz. Ama ben abi Türkiye kadromu daha çok sevdim sanki ya. Değil mi? Türkiye daha güzel duruyor. Türkiye daha iyi abi. Herkes pozisyonunda bu arada neredeyse. Serdar Aziz ve Yunus Malla hariç herkes pozisyonunda duruyor. Boostlar arttıkça bunlar gelişmeye devam edecek. Gayet güzel oldu arkadaşlar bu arada Türkiye takımı şu anda. Ve kimi yükseltelim? Şu anda karar veremedim. Ona karar veremedim. Düşük oyuncuları yükseltmek istiyorum ama hani ileriye dönük de kullanmak da istiyorum. Enes Ünal'ı falan yükseltebiliriz aslında. Bayağı bir XP'miz var. Kevin Volant'ı basabiliriz mesela. Karo'dan çıkmış abi, onu basalım. Enes Ünal basalım bir tane. Bir tane daha Enes Ünal basalım. Ve bir de şunu basalım abi. Tamam. Hemen şöyle 27.000 coins abi. Bir iki yan yükselttik bunu. Şimdi abi daha yükseltmeye devam edeceğiz. Takım şu anda 78 yan oldu. Daha da yükselecek, merak etmeyin. Bir şekilde halletmeye çalışacağız abi her şeyi. Orta saha XP'miz bayağı var bu arada. Orta sahada hangi oyuncuya basabiliriz abi? En mantıklısı Selçuk İnan gibi duruyor. Ama en çok istediğim Hakan Çalhanoğlu, ama o zaten yeteri kadar geni var, reytingi var. Bu arada bayağı terledim. Onun yeteri kadar reytingi var arkadaşlar. O yüzden Selçuk İnan'a basalım ya, değil mi? Bir dakika, bunun hızı 56, bunun kaç? Oğuzhan'ın kaç mesela hızı? 75. Oğuzhan çok daha iyi abi. Oğuzhan'a da basabiliriz aslında. Şöyle abi Demirbay'ı falan basıyoruz. Emre Mor'u bu arada artık kadrodan çıkartıyoruz. Değil mi? Evet. Yok, Emre Mor'u çıkarmayayım, bir dakika. Birazcık zararlı mı olacak benim için bilmiyorum ama Emre Mor'u bir koyalım. Yok abi, Emre Mor'un beceri geliştiricisi de yok ya. Olcay Şan gerçekten. Hani Emre Mor'u beğeniyordum ama Olcay Şan'ın hızı falan kaç? Tamam, fena değil abi. Emre Mor'u Olcay Şan'ı o zaman basacağız. Şöyle abi. Basıyorum, yapacak bir şey yok. Tamam, Olcay Şan'ı şöyle 80 gen yapsak yeterli şu anlık. Hemen şöyle bir Olcay Şan'ı 80 gen yapalım. 82 gen oldu bu arada, gayet güzel. Şu an takım 78 gen arkadaşlar ve
Selçuk İnan'a da birazcık buz basalım. Cenk Tosun da bu arada 80 yen yapacağım. Beğendiğim bir oyuncu çünkü. Tamam, bunu da 7 gen arttıralım. Aslında 7 gene de gerek yok. 5000 bir de 10.000 bassak. 5 gen artsa. Değil mi? Bir dakika. Evet, 5 gen artsa yetiyor. Şu an 75 gen. Ama 10.000 bir de şunu bassak yetiyor zaten, değil mi? Evet, 10.000 bir de bunu bassak yetiyor arkadaşlar. Hemen bunu da abi 55.000 coin ise şöyle yükseltiyoruz. 78 gen. Aa, 80 gen oldu. Tamam, güzel. Bu da 80 gen oldu. Bakalım abi, şimdi biraz daha hızlı oynamamız lazım. Oğuzhan Özyakup'a da o zaman abi orta saha XP'lerini basalım. Zaten başka kalmadı. 20 bin basalım. 25 bin de basmak istemiyorum. Bir tane 25 bin bassak. Yok, öyle de mantıksız oluyor. Bunlar da zaten orta saha XP'siymiş abi. Basalım o zaman. Başka. Şöyle abi Weagle bas. Bunları da bas abi. Bunları kullanmam. Caner Erkin, Emre Belözoğlu, Alper Potuk. Bunları zaten artık kullanmayacağız. Bunları hiç kullanmayacağım abi. O yüzden bastım. Hemen 105 bin coin ise buna veriyorum abi. Bayağı bir yükselttim bu arada Oğuzhan Özyakup'u. Boostlar arttıkça daha da artmaya devam edecek. Şu anda takımım kaç gen oldu bu arada? Bu arada 82 gene yaklaştım. Yok, 79 olmuşum da. Gökhan Gönül'ü de yükseltelim abi defans XP'leriyle. Serdar Aziz'i basalım mesela. Ginter'i de basalım abi. Gayet güzel. 24 bin lazım ama 24 bin zaten olmayacak. O yüzden hemen bu kadar yeterli. Bu kadar basalım. Gökhan Gönül'ü de bayağı bir yükselttik. 80 gen oldu. Onun da boostları geldikten sonra abi o da güzel olacak. Takım şu anda 80 gen oldu. Gayet güzel abi. Hemen Cenk Tosun'u da yükseltelim abi biraz. Bir dakika, 15 bin. 2 gen yükselse yeter abi. Çok kasmaya gerek yok o zaman onu. Şöyle abi 35 bin coin ise bunu da 80 gen yapalım. Şimdilik böyle 2 gen yükselse yeterli. Takım bugün 81 gen olur gibi geliyor bana ama 82 birazcık zorlayacak bizi. Ama tabii diğer yerden aldığımız XP'ler falan yetecektir diye düşünüyorum. Defans XP'm hiç kalmamış, o yüzden Onur Kıvrak'ı yükseltemiyorum. Bakalım abi. O zaman Mallı'yı mı yükseltiriz ya? Mallı'yı yükseltelim. Kaldıysa Mallı. Evet, 25 bin de Mallı'ya basalım ya o zaman. Ne yapalım abi, yapacak bir şey yok. 25 bin XP'de Mallı'ya basacağız. Hemen şunu da basalım abi. Takım 81 ya da 80 civarı bir şey olacak. Yanlış kararlar mı verdim bilmiyorum ama bence fena değil ya. Kadro güzel oldu. 80 gen takım. Bir tek Enes Ünal bu arada 79 gen aktif kadronun içinde. O da bir tane beceri geliştirisi çıkarsa olacak. Arkadaşlar, kadromu bu videoda bu şekilde geliştirmeye çalıştım. Umarım siz de eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kadroyu beğendiyseniz like patlaması bekliyorum. 80 gen oldum. Bir sonraki videoda 82 gen ödüllerini bile almış olarak karşınıza çıkacağım. Bunu merak etmeyin. Kesinlikle abi videoya like atmayı ve destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradan da müthiş bir video girebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hani bayağıdır düzgün bir video atmıyordum. Çünkü 2 gün önce attığım videoda bayağı hiç enerjim bayağı bir düşüktü. Bugün video gayet güzel oldu abi. Hesabı da geliştirdik. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.